Efendim hoş geldiniz. Ulusal Kanal ekranlarına gün ortasıyla sizlerle birlikteyiz. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Önemli sıcak başlıklarla başlıyoruz gündeme efendim. Dün gece yarısı Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyine bir operasyon başlattı. Pençe Kilit Operasyonu. Önemli bir operasyon. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan gelen açıklamalar var. Bu operasyonun önemini konuşacağız bugün ve Fransa'da seçimler var. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur 24 Nisan Pazar günü gerçekleşecek. Macron ve Le Pen karşı karşıya geliyor. Batı'ya meydan okuyan bir Le Pen'den bahsediyoruz. Ama halkın desteğini arkasına aldı ve oyları da günden güne artıyor. Fransa'daki seçimler neden önemli? Bölge etkisi ne olacak bu seçimlerin? Bugün bunları konuşacağız. Birazdan Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek bir basın açıklaması yapacak. Canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz efendim. Dış politika diyeceğiz. İki değerli konuk bizlerle birlikte olacak saatler 13'ü gösterdiğinde. Sonrasında ekonomiye bir pencere açacağız. Et fiyatları yükseliyor, artmaya devam ediyor. Süt fiyatları ve süt üretimiyle ilgili yaşanan sorunlar da var. Bugün bunları da konuşacağız. Şimdi Ramazan boyunca sığır desteği var. 2500 lira. Peki bu destek fiyatları düşürecek mi? Üreticiler ne diyor efendim? Hepsini konuşacağız, masaya yatıracağız ve Türk vatandaşlığına geçişte emlak sektörüyle ilgili bir gelişme var. Türk vatandaşlığı ile ilgili 250 bin dolardı ama 400 bin dolara yükseltildi gayrimenkul fiyatı. Neden böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyuldu? Bugün bunları da konuşacak bir konuğumuz bizlerle birlikte olacak gün ortasına diyelim. Ve hemen Pençe Kilit Operasyonu'yla bültenimize başlıyoruz. Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik Pençe Kilit Operasyonu başlatıldı. Karadan ve havadan yürütülen operasyonda Metin Azzaf ve Avaşin Basyan bölgelerindeki terör hedefleri yoğun ateş altına alındı. Gelsin detaylar. Burada devam ediyoruz. Et ve süt ürünlerindeki artış devam ediyor. Alınan önlemler, ek tedbirler, yeni enstrümanlar devreye giriyordu demiştik ki Sayın Mehmet Öztürk, tarım gazetecisi bizimle birlikte bir virgül koymuştuk. Mehmet Bey sizle konuşurken önemli bir operasyon bir taraftan devam ediyor. Doğru. Örneklendiriyordunuz. Doğru. Buyurun böyle devam edelim örneklerinizle. Şimdi Türkiye bana göre kolayı değil de zoru başarıyor. Hı hı. Türkiye'nin her tarafında şu aşamada bize fazlasıyla yetecek kadar hayvan olabilir. Yetiştirebiliriz. Özellikle küçükbaş anlamında bunu söylüyorum. Büyükbaşta da var. Bu arada kurban yaklaşıyor. İnsanlar kurban hayvanı bulamayız diye endişe ediyorlar. Ben aynı kanaatte değilim. Şu anda var mı sorun yok diyorsunuz o zaman? Kurbanda hayvan bulmata sorun yok. Fiyatlar? Ama fiyatlarına karışmıyorum. Çünkü tahmin nedir? Konusunda, bir öngörünüz vardır. Şu anda vallahi, ortalama bir koyun, keçi yani ne kadara geliyor? Şimdi Türkiye'nin her bölgesinde farklı fiyatlar var. Her bölgenin kendi konjonktürel fiyatları söz konusu. Ama bugün büyükbaşta 85 TL olan etin kurbanda rahat bir 95 TL olmasını bekliyorum. Zaten kurban biliyorsunuz özel bir durum ve fiyatlar otomatik olarak artıyor. Fiyatlarda artış bekliyorum ben. Ama bundan sonra şöyle bir benim öngörüm var. Bir malın varlığı çoğalırsa fiyatı azalır. Eğer bu ülkede insanlar kurbanlıklarını koyun veya keçi yönünde eğer talepte bulunurlarsa koyun da keçinin bu ülkede üretimi çok daha kolay. Sadece çoban sorunumuz var. Çobanlara sigorta yaptıktan sonra ben bizim dağların tamamının koyun ve keçiyle dolacağını düşünüyorum. Ayrıca demin ot dedim ya Yeşim Hanım. Evet, bakın evet. Şimdi hadiseye bakın şimdi. Biz şu anda büyükbaş için ne arıyoruz? Yonca, slash, fi, reygras gibi tam böyle tarıma elverişli arazilerimizin büyük bir kısmını biz yem için kullanmak zorundayız. Evet. Değil mi? Peki ben de diyorum ki bu hayvanlara ot lazım. Ama keçi zaten otluyor. Bizim dağlarımızda, bizim ormanlarımızda ot var. Ama otu biz tırpanla veya bir başka şeyle kesemiyoruz. Ama hayvana yedirebiliyoruz. O zaman burada ben her şeyin hükümetten beklemesini doğru bulmuyorum. Zaten ben bugün Tarım Bakanı'yla görüştüm. Dedi ki Mehmet abi şu aşamada bir sorun yok biz biliyoruz ama dedi ki para yok hazinede. Bakın sadece sütte 5.6
bir daha 5.7, 6.7. Yani süte verilen 1 TL'lik kesici desteği günlük maliyeti 1 katrilyon lira hazineye. Kur korumalı mevzuatta o. Enerji de o. Bütün ihtiyaçları eğer devlet karşılarsa bu devlet nasıl yapacak? Nereden para bulacak? Zamdan başka da bir geliri yok devletin. Çünkü maalesef son yıllarda özelleştirmeyle birlikte devletin kendi kamusal gücünün ortaya koyduğu bir verimlilik tablosu söz konusu değil. En değerli madenlerimizi, en çok para getiren madenlerimizi biz şahıslara veya şirketlere vermiş vaziyetteyiz. Dolayısıyla şu anda devletin ne süte, ne ete direkt keş para verme şansı yok. Zaten hata da burada. Yani devlet başka yerden para kazanacak, süte verecek. Şöyle ama diyebilir devlet... miyiz o zaman sizin açıklamalarınız doğrultusunda Sayın Öztürk? Tarım politikalarının tamamen değişmesi gerekiyor. Tebrik ediyorum. Bu kitap baştan yazılmalı Sayın Er Yılmaz. Tarım kitabı bir daha ele alınmalı. Ta 1945'te denmiş ki bu ülkede o sorunu var denmiş. Bu bilinmiyor değil. Benim esas sıkıntım, kızdığım, darıldığım, üzüldüğüm konu bu. Bugün bu ülkede tarımın sorunlarını en iyi bilen şu andaki Tarım Bakanı'dır. Geçen gün açıklama yapıyor. Çok doğru bir açıklama yapıyor. Yurt dışından ithal girdi. Beklemeyiz. Daha ucuz alıyoruz diye oradan ürün gelmesini beklemeyelim. Kendimiz üretelim dedi. Evet bu doğru. Bu Tarım Bakanı'nın cümlesine katılıyorum. Ama aynı görüş parayı musluğun başında olan, paranın başında olan Hazine Bakanlığı'nda yok. Onlar diyor ki biz tarımla alakalı yurt dışından daha ucuza getirdik mi onu yapalım diyor. Oysa ben de diyorum ki bu ülkenin eğer siz meralarını, arazilerini doldurursanız, insanları oraya küçük katkılarla gönderirseniz, mesela 50 dönüm arazisi olan bir tane bayana sigorta yaparsanız, 100 tane anaç koyunu olan bir delikanlıya veya bir kıza sigorta yaparsanız veya 10 büyükbaş hayvanı olan bir delikanlıya sigorta yaparsanız, küçük bir sigorta desek vereceğinize sigorta yapın. Bu ülke insanı Yeşim Hanım üretmeyi biliyor kardeşim. Bizim üretecek adamımız yok sadece. Alanımız var, bilgimiz var, beynimiz var. Bizde Türkiye yurt dışından turist gelecek diye böyle dört gözle bekliyordu. Ben de diyorum ki evet turist gelsin harika para bırakıyor. Ama benim ülkemdeki koyunları ben Katar'a satabiliyorum. Orta Doğu benden koyun alabiliyor, keçi alabiliyor. Ben bu dağların boş bırakılmasından pekala rahatsızım. Şimdi bu hükümetin tarafı. Bir de gelelim benim gibi tüketen tarafına. Tüketen tarafına geçmeden önce Sayın Öztürk şu soruyu sormak istiyorum size. Siz bu politikalarla ilgili fikirlerinizi, önerilerinizi gerekli mercilere ilettiniz mi? Tarım Bakanı ile görüştünüz mü? Şimdi ben eski parlamento muhabiriyim biliyorsunuz. 10 sene kadar parlamento muhabirliğim var. Ben Sayın Yeni Tarım Bakanı ile görüştüm. Ama bu konuları ele almadık. Niçin? Ama ben çok kısa görüştük çünkü o yüzden söylüyorum. Tanışmak için yapmıştık. Ama ben şunu biliyorum. Bugün ben Tarım Bakanlığı'nın alt seviyesinde bulunan genel müdür, genel müdür yardımcıları, müsteşar ki bakan yardımcıları gibi birçok kesimle pekala hem ben hem benim arkadaşlarım görüşüyor. Görüştük. Onlar da bana diyorlar ki Mehmet abi haklısın diyorlar. Haklısın diyorlar ama esas sorun şu. Bugün Tarım Bakanlığı'nın elinde hiçbir yetki yok. Tarım Bakanlığı'nın tarım politikalarını şu anda gıda ve tarım veya gıda platformu yani Beştepe yani Tayyip Erdoğan Bey'in makamında belirleniyor. Tarım Bakanlığı sadece icracı. Tarım Bakanlığı'na Maliye Bakanlığı, Hazine Bakanlığı para verirse veriyor, vermese vermiyor. İş bu kadar basit. Ama ben bunların diyorum ya size bilinmediğini düşünmüyorum. Benden 10 kat daha iyi bu biliniyor. Benimle aynı şikayeti yapan musluğun başındaki imza atan adamlar da aynı şikayette bulunuyorlar. Diyor ki biz ne yaparız? Abi biz de biliyoruz çözümü ama diyorlar bu iş paralel oluyor. Doğrudur. Tarım alanına yatırımları biz sıfırdan yapmak zorundayız. Ben hükümet dışında bir şey daha söylemek istiyorum. Buyurun. Bugün tüketen insanlar lütfen bir köye döndükleri zaman etrafta koyun kokusundan rahatsız olmasınlar. Koyunun benim arazime giriyor diye onları aşağılamasınlar.
Koyun çobana diye onları ezmesinler. Koyun eti kokuyor diye ondan kaçmasınlar. Bu ülkenin tarım politikasını tüketenler belirler. Biz koyunu sevmek zorundayız. Keçiyi sevmek zorundayız. Çobanı sevmek zorundayız. Bugün bak hala orman yangınları tekrar başladı. Orman yangınlarının en önemli kurtarıcısı keçilerdir. Ağaçlar tepeden yanmıyor Yeşim Hanım. Otlardan dolayı, alttan dolayı ben gittim. Manavgat'ta uzun süre kaldım. Şu anda orman yangınları olan tüm arazilerde keçi olabilir. Çünkü ağaçlar devasa olmuşlar. Allah göstermesin, artmasın tabii ki bu yangınlar. Yangınlar için ayrı bir başlık da açalım sizinle ayrı, ama şunu sormak istiyorum. Biz koyunu da, keçiyi de, çobanı da hepsini seviyoruz. Bir yurttaş olarak en azından kendi adıma söyleyebilirim bunu. Eminim bizi izleyen birçok insan, birçok vatandaşımız hepsi seviyordur. Ama tabii ki... Bakın olay sevmekten kastım o değil. Hayır, dediniz ya, severken... başkasının tarlasına girdiği zaman ses çıkarmasın, işte sorun yaratmasın. O açıdan söylüyorum. Hani böyle tepki gösterenler de varsa herhalde belki de bu saatten sonra göstermezler. Çünkü hepimiz gerçekten müzdaripiz. Tüketici tarafından bakıyoruz. Tamam, üretici tarafından baktık ama sonuçta bugünkü konjonktürde Mehmet Bey, tüm bu gelişmeler, yaşanan konjonktür içerisindeki denklem vatandaşın cebine yansıyor değil mi? Hepimize yansıyor. Evet. Yani başka şansımız yok. Kırmızı et de alabildiğimiz kadar alacağız. Beyaz et de keza böyle. Süt en önemli içeceklerden biri. Öyle özellikle çocuklar için. Yani biz kısa vadede ne göreceğiz? Tamam, fiyatlar artacak. Bunu anladık. Artmaya devam edecek. Düşecek demediniz. Böyle bir sürpriz gelmedi sizden. Ama kısa, orta, uzun. Ya biz önümüzde ne göreceğiz? Tarım politikası dedik. Değişmesi gerekiyor dediniz. E hangi adımla başlansın o zaman? Şimdi birinci adım şu. Şu anda vatandaşlarımızın büyük bir kısmı boş olan arazilerini ekmeye, dikmeye başladılar. Onu görebiliyorum. Evet. Tamamen köye dönmediler ama daha önce yazın şehirde kalan insanlarımız bugün köye dönüp en azından kışlık ihtiyaçlarını veya yazın olan bazı sebzelerini, meyve tabii ki her zaman olmayabilir, dikmeye başımız vaziyetliler. Ben size çok basit bir örnek vereyim mi? Buyurun. Bakın bugün babam sabahleyin bana ne dedi biliyor musunuz? Biliyordu sizinle canlı yayına çıkacağımı. Sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Buyurun. Teşekkür ederim. Dedi ki şu anda dedi, bizim dedi Trabzon'da Şal Pazarı'nda et kaç para? Dedim ki 100 TL baba, büyük paşeti. Valla ben dedi 100 TL vereyim. Evet tamam dedi. Peki dedi ne yapmayı düşünüyorsun? Babam gitti 3 tane keçi aldı. Bak kendisi ormanda yaşıyor. 3 tane keçi aldı. Bunu birisi teke, erkek. Ramazan'da, bayramda teke kesmeyi düşünüyor. Kurban'da keçi kesmeyi düşünüyor. Dedi ki bundan sonra insanlar kendi etini kendi üretmek zorunda kalacak. Şimdi bakın bu ufak bir adım gibi görülebilir ama Türkiye'de imkanı olan insanların kendi etini kendi üretme şansı var. Birinci şık burası. İki, daha önce yaylalara insanlar hayvan götürmüyorlardı. Hayvan sayıları azdı Yeşim Hanım. Ama şimdi görüyorum ki insanlar işi zorluyorlar. Kendini biraz daha zora sokuyorlar. Ama hayvan üretimlerinin sayısı artıyor. Üç, daha önce söyledim mi bilmiyorum ama Konya Tarım Fuarı'ndaydım ben bu sene ve Konya Tarım Fuarı'nda insanların büyük bir kısmı hayvancılığa girmek için arayıştaydılar. Parası olan, sermayesi olan, başka yerde para kazanmış insanların özellikle de küçükbaşa inanılmaz bir saldırı yaptığını söylüyor. Yakında göreceksiniz, Türkiye'de devlete rağmen, hükümet politikasına rağmen inanılmaz bir koyun varlığı olacak. Hatta sadece etle alakalı değil. Şu anda koyun sütüne olan rağbeti insanlar görünce, dediğim gibi parası olan insanlar artık entensif olmak, yani mereyi kullanmamak da belki mümkün. Bu defa koyun sütüne ait bir çalışma söz konusu. Ben insanların bu sene kendi köylerinde ekilmedik arazi bırakmamak adına çalışma yaptığını biliyorum. Bir kere ben şu anda köydeyim. Geçen yıl arazilerimin ektiğim yerden daha fazla alan şu anda açıyorum. Kuru fasulye, patates gibi kışın fazla yiyebileceğimiz ürünlerin
ekilmesini sağlıyorum. Büyükşehir'de olan ne yapsın Sayın Öztürk? Ben de onu söylüyorum. Bakın buyurun. Şimdi Büyükşehir'deki olan arkadaşlara bakınız. Zaten ben Büyükşehir'de olup da köye dönenlerin bu işi epey bir miktar yapacağını düşünüyorum. Onlar da bu yeni ekilmiş, yeni arazilerde ortaya çıkan ürünlerin bollaşacağını ve onlara daha uygun fiyattan geleceğini söyleyebilirim. Mesela İstanbul Beykoz'daki insanların boş arazilerini dikeceğini düşünüyorum. Veya Adapazarı'nda veya İzmit'te, İzmir'de, Balıkesir'de ya da şehirdeki insanlar ya bir eşinin dostunun yanına gidip ona gübre parasını verecekler, ondan mal alacaklar. Artı hiç kimseniz yoksa da Yeşim Hanım, onun da kolayı var. Zaten üreten büyük çiftlikler artık gelişti, seralarımız gelişti. Yani biz en azından köylü itibatı olanlarla alakalı üretmeyi sağlasak, şehirdekiler zaten o ürünleri pekala daha kolay ve daha uygun fiyattan alacak. İnşallah. Bir şansımız var. Ben bu sene iklim yapısını iyi takip ediyorum. Bu sene hem ekim fazla olacak, hem ürün fazla olacak. Ben yaz aylarında hayvancılık için söylemiyorum bunu ama çünkü orada o şansı kaybettik. Çünkü hayvan sayımız azaldı. Ama sebzede ve meyvede bolluktan kaynaklanan bir ucuzlamanın olacağını düşünüyorum. Yaz aylarında genel anlamda fiyatlarda zaten bir nebze de olsa azalma oluyor. Evet. Önemli oluyor. Olan bize şimdi Aralık ayında kışın ne göreceğimiz. O konuda da bir şansım var. Ben Karadenizliyim biliyorsunuz. Buyurun. Daha önceki yıllarda insanlar yazın Karadeniz'e gelirlerdi. Dönüşte de arabaları tıka basa doldururlardı. Son 5 yıldan beri bunu artık vazgeçmişlerdi ama şimdi görüyorum ki artık ayanmamış, temizlenmemiş fındık kalmıyor Yeşim Hanım. Karadeniz'de. Ekilmemiş arazi kalmıyor. Oradaki insanların büyük bir kısmı iş gücü dağılımını yaparak geliyorlar. Bu bölgedeki insanlara ya ektiriyorlar ya kendi ekiyorlar ve ben Kasım Aralık ayında da insanların kendi ürettiği ürünleri Büyükşehir'e taşıyacağını ve en azından şöyle itibatı olan insanların daha rahat olacağını, şehirdeki insanların da ticari olarak ürün üreten seradır, açık alan ürünlerinden alacağını düşünüyorum. Velhasıl para olarak söylemiyorum ama ürün arzı bakımından ben 2022 yılı boyunca hiçbir biçimde bir sıkıntı, bir arz darlığı, krizi, bir gıda krizi görmüyorum. Peki. Tabii et fiyatları, süt fiyatları, gıda sepetindeki ürünler fiyatları artmaya devam ediyor maalesef. Ama et ve süt üzerinde işte bir uygulama, sığır desteği Ramazan'a kadar devam edecek. Ramazan sonrası bu uygulama da bitecek, bunu belirtelim. Et ve süt kurumu yapıyor ödemeleri de. Bakalım, takip edeceğiz. Umarız fiyatlar düşer. Önümüz Ramazan bayramı, sonrası Kurban bayramı da geliyor. Ne göreceğiz? Bir cümle alayım, buyurun. Bitirelim ben, burada ama söylemek istediğiniz varsa kesmiş olmayayım sizi. Buyurun. Estağfurullah. Şöyle bir cümle geçti içimden. Siz buyurun. Tam bu cümleyi kullanırken. Hep fiyatları konuşuyoruz Yeşim Hanım. Şimdi tamam, fiyatları konuşarak biz bir yere varamayacağız. Bu vesileyle, aracılığınızla Türkiye bence yeni yine bazı adımlar konusunda bir kamuoyu, bir mahşeri enerji, olumlu enerji, olumlu sinyal, olayın siyasi kısmını bir kenara koyuyorum. O zaten var, o konuşuluyor. Ben ama işin o kısmında değilim şu anda. Biz bugün kitaplarda yazılan, Ziraat Fakültesi'nde okutulan, benim de 15 yıldan beri bağırdığım, aslında dünyanın da gördüğü toprağa ait bir yeni kitap yazılması konusunda tam zamanındayız. Yani fiyat bahanesiyle biz bunları konuşarak aslında kamuoyunun da tarıma dikkatini çekmiş oluyoruz. Biz Türkiye'de, ben arıcıyım, şu anda arılarla da meşgulüm. Evet. Türkiye'de o kadar çok arıcılık arazisi var ki, o kadar çok mera var ki, insanların meramız yok, verimli değil diyorlar. Ama ben size söylüyorum, meranın gübrelemesini en iyi koyunlar yapıyor. Hayat bir döngüdür. Eğer siz meradan koyunu keçi çekerseniz orayı gübreleyemezsiniz. Koyun bir taraftan yiyor, bir taraftan gübreliyor. Keçi dalları yiyor, temizlik yapıyor, gübreliyor. Ağaçlar, dağdaki ağaçlara gübre mi veriyorsunuz? Ağaçların yaprakları
tekrar ağaç olsun diye yere düşüyor ve gübre oluyor. Biz bu döngüyü sağlayalım. Gerisi kolay. Çok teşekkür ederim İşim Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Şunu sormak istiyorum. 1 kilo yemin fiyatı nedir şu anda? 1 kilo yemin fiyatı çuvalı 180 lira. 50 kilo var. Hesap etsek 3 liraya falan mı denk geliyor? Yani hesabım çok kuvvetli değil şu anda. Sizden bekliyorum hesap etmenizi. Doğrusu benim de hesabım iyi değil o konuda ama şöyle ifade edeyim. Bir çuval yem şu anda 190-200 liraya kadar çıktı. Daha doğrusu şöyle ifade edeyim. Bundan sonra eğer siz beslemenizin %80'ini, 90'ını yeme, yani kesif yeme ya da fabrika yemine ait hissediyorsanız hiç şansınız yok. Ağlasanız da patlasanız da batmaya mahkumsunuz. Mahkumuz. Ama şu olabilir. Kamu yemeğinizi kendi üretiyorsunuzdur. Melanızı kendiniz kullanıyorsunuzdur. Süt verimi ve et verimi içinde dönem dönem 2 ay, 3 ay gibi mesela kurbanda bu yapılıyor. Dar zamanda bu yemler kullanılırsa bu iş olabilir. Lütfen İstanbul'daki dostlarıma söylüyorum. Buyurun. Şu yem medya özellikle hayvanların gelişmesinin sadece yemli olmadığını artık bir öğrenmek zorundayız. Hayvanlar yem değil, hayvanlar ot yer. Biz ot bulmak, ot üretmek zorundayız. Çok önemli. Çok önemli bilgi. Bakalım peki bu sorun zinciri nasıl aşılacak? Tabii bu yeni bir planlama şart dediniz. Buradan olumlu mesajlar verdiniz. Yeniden konuşacağız Sayın Öztürk. Teşekkür ediyorum. Bakalım, İnşallah konuşuruz. Yeni günlerde bizi ne bekliyor? Hep birlikte takip edeceğiz. Size de zaman zaman telefonla da konuşuyoruz aslında. Tüm bu gelişmeleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Nacizane bilgilerinize başvuruyoruz. Estağfurullah. Ne gerekiyorsa konuşalım. Bize gelen soruları da cevaplandırıyoruz bir taraftan. Tabii küçükbaş hayvan fiyatı hala merak ediliyor. Tam bilgi alamadık diyorlar izleyicilerimiz. Küçükbaş ortalama ne olur diye bir rakam vermediniz. Anladım. Doğru söylüyorsunuz. Şu anda Türkiye'de bir koyunun fiyatı ortalama 3000 TL. Keçinin fiyatı da 2-2,5 arasında değişiyor. Şu anda kilogram fiyatı koyun ve küçükbaş için söylemek gerekirse 90 TL civarında. Bunun ilerleyen zamanda 100 TL olmasını yani öngörüyor değilim yani. Vaka bu. Yani istemiyorum ama olacakları söylüyorum. Ama şu kadarını söyleyeyim. Bugüne bakmayalım lütfen. Bak ben şu anda dağlara bakıyorum. Şu anda koyun bizim dağda Trabzon'da bile büyükbaş kesimi arttı ama koyun sayısı ve koyun üretenlerin sayısı ya da var olan koyunların sayısı arttı. Yani insanlar artık koyuna ve keçiye olan ilgisini ya da daha önce elinde hayvana olan küçükbaş olan insanlar onları satıp azaltmıyor. Tam aksine artırıyor. Yani üretim bir şekilde artıyor. Bu fiyatların artması sadece koyun sayısıyla alakalı bir durum değil bildiğiniz gibi. Bu dünyanın, ben şu anda dünyayı iyi takip ediyorum. Borsa ve uluslararası borsayı da takip ettiğim için de tabii. Artık dünya bildiğiniz bir internet hattı gibi ekonomi birbirine bağlandı. Çin'deki bir gelişme beni etkiliyor. Amerika beni etkiliyor. Dünya tüm bir köy haline geldi. Sadece Et Süt Kurumu'nun 2500 TL vererek bu işi kurtarma şansı zaten yok. Bunlar hiçbir şey yapmadın, ne yapıyorsun kardeşim, uyuyor musun denmesin diye yapılan küçük, basit, geçici, palyatif çözümler. Geçici. Ben bunlara bakmıyorum. Ben bunlara hiç bakmadım zaten. Ben tarım kanalları kurduğum zamandan beri ben günlük olaya hiç bakmadım ki. Ben olayın bütününe bakıyorum. Ve zaten besleme ve insan sağlığı artık bütünsel yaklaşımda mümkündür. Sadece kalp rahatsızlığı değil baktığımız şey. Kalp rahatsızlığının kaynakları acaba bağırsak mı? Beyin mi? Hava mı? Su mu? Ben olaya kümülatif bakmaktan yanayım ve öyle baktığım için de günlük fiyatlar bugün artar, yarın azalır, insanlar hasta olur. Bakın savaş söz konusu. Allah göstermesin. Bu savaşın düşünebiliyor musunuz etrafa yayıldığını? İlk gelecek yer Türkiye. O zaman fiyatların ne anlamı kaldı? İnsanın en önemli özelliği ülkesinin bağımsızlığıdır. Bağımsızlığımızın da ve karnımızı doyurmamızın da en yegane unsuru meralardır. Koyundur, keçidir. Daha ne diyeyim? Çok teşekkür ederiz. Trabzon'a selamlar, sevgiler gönderiyoruz buradan. Aleykümselam, sağ olasın.
Değerlendirmeye devam edeceğiz sizinle. İyi çalışmalar Tarım Gazetesi Sayın Mehmet Öztürk bizlerle birlikte oldu efendim. Et ve süt fiyatlarındaki artışı alınması gereken önlemleri yeni bir planlama, en baştan bir planlama yapılması gerekiyor dedi. Burada planlama süreci fiyatların düşmesi için oldukça önemli, yükselmeye devam ediyor. Kısa döngülü alınan tedbirler bugünkü konjonktürde evet ama yeterli değil. Ne olur hep birlikte takip edeceğiz. Gıda sepetini de takip edeceğiz. Temel ihtiyaç ürünlerini de takip edeceğiz. Bakalım yeni enstrümanlar da devreye giriyor. Yeni açıklamalar da geliyor. Enflasyonun çok kısa zamanda düşeceğine dair açıklamalar, olumlu sinyaller diyelim, Aralık ayı işaret ediliyor. Ekonomiyi de konuşmayı, tarım ve hayvancılık konuşmayı da yine gün ortasında ileriki günlerde son kez devam edecek olacağız diyelim. Ve ülkemize kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi de haberlerimizle. Efendim gün ortası kaldığı yerden devam ediyor demiştik. Şimdi yurttan haberlere bir bakalım. Hatay'a gidiyoruz. Hatay'ın İskenderun ilçesinde çocuk kitapları ve çocuk bilim şenliği etkinliği başladı. 20 yazar ve 60 yayın evinin katılım gösterdiği fuara ilgi yoğun oldu. Kitaplar çok güzel gerçekten. Herkesin okuma kültürünü geliştirmesini tavsiye ederim. Tatili fırsat bilen çocuklar şenliğe koştu, sevdikleri kitapları aldı, yazarlarla konuştu, kitap imzalattı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde çocuk kitapları ve çocuk bilim şenliği etkinliği törenle açıldı. Özellikle bunu çocukların gelişimine katkıda bulunmak ve arttırmak için böyle bir fuarı gerçekleştirdik. Okul arasını özellikle tercih ettik ki çocuklarımız aileleriyle burada rahatça gelip fuarı gezme imkanı bulabilsin. 20 yazar ve 60 yayın evi katılım gösterdi. Çocuk kitapları ağırlıklı olarak çalışmaktayız. Herkesi kitap fuarına davet ediyoruz. Fuarda spor turnuvaları, atölye çalışmaları, ebeveyn söyleşileri yapılacak, zeka oyunları oynanacak. İskenderunlu çocukların kitapla olan özlemini gidermeye çalışacağız yazarlar olarak. Onlara kitapları imzalayacağız ve yeni hayaller hediye edeceğiz onlara. Kitap fuarı yoğun ilgi görmesine rağmen bazı yayın evleri artan kağıt maliyetlerinden dolayı istedikleri gibi satış yapamadıklarını söyledi. Ya bizim kitaplarımızda genelde çocukların kişisel gelişim üzerine, anne babaya saygı olsun, işte hayat dersleri olsun. Bu tarz kitapları daha çok ön plana koyuyoruz. Kitap Şenliği Fuarı 24 Nisan'a kadar açık olacak. Sherlock Holmes kitabı aldım. Her türlü kitabı okuyorum. Efendim terörden temizlenen ve artık huzurun hakim olduğu Şırnak'ta sportif başarılar da arttı. Şırnak Nuhspor kadın futbol takımı 2. Lig A grubundaki 9. hafta maçında rakibini yenerek 1. Lig'e çıkmaya hak kazandı. Şırnak'ta kadın futbol takımının 1. Lig'e yükselmesinin sevinci yaşanıyor. Şırnak Nuhspor kadın futbol takımı 9. hafta maçında sahasında Gazikent takımını yenerek 1. Lig'e çıkmayı garantiledi. Şırnak valisi Ali Hamza Pehlivan da maçı takip edenler arasındaydı. Emin Başkan hep yanınızda ekibiyle beraber. Biz de karınca kaderince desteğimizi vermeye çalıştık. Ama siz de bunun karşılığını verdiniz. Öncelikle bir takım oldunuz. Şırnak ilimizi temsil ettiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Birincilikle de başarılar diliyorum. Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da son yıllarda huzurun tesisiyle sportif başarıların arttığını belirtti. Yarka, sporculara şampiyonluk primi vereceklerini de bildirdi. Görüyorsunuz Şırnak özellikle son yıllarda sportif faaliyetlerde voleyboldan basketbola, kadınlar futbol takımı olarak Şırnak Belediyesi size sahiplendik, kucak açtık ve sizler gençlerimiz hep bizim için çok önemlidir. Özellikle bu bayan olduğumu, kız çocuğu olduğumu bunun ayrı bir değeri vardır bende. Tekrar size 20 bin lira da. Yeah!
Geçen yıl yaşanan orman yangınlarının ardından Mersin'de telafi çalışmaları devam ediyor. 9500 hektar alanda yöre koşullarına uygun gelir getirici türde 195 bin fidan toprakla buluşturuldu. Mersin'de geçen yıl orman yangınlarından zarar gören alanlarda telafi çalışmaları sürüyor. 8 ay süren çalışmaların ardından 9500 hektar alanda yöre koşullarına uygun gelir getirici türde 195 bin fidan toprakla buluşturuldu. Ülkemizin sinerjisi, potansiyeli, devletimizin sağladığı imkanlar can kaybı olmadıktan sonra her şeyin tolere edilebileceğini, telafi edilebileceğini ortaya koydu. Bu yangın sonrası yapılan çalışmalarda bence bunun en güzel örneği. Toprak işleme ve enkaz temizliği tamamlanan alanlara 653 bin fidan dikildi. Tonlarca kızılçam tohumunun toprakla buluşturulduğu bölgeler yaklaşık 40 bin servi ve 10 bin zakkumla yangına dayanıklı türlerle donatıldı. Keçi boynuzu, fıstık çamı ve badem türlerinde 195 bin fidanın toprakla buluşturulduğu alanlar gelecek yıllarda bölge halkına ekonomik katkı sağlayacak. Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, 8 ay boyunca ormanlardaki tahribatın giderilmesi için titizlikle görev yaptıklarını anlattı. Biz öngördüğümüz takvimden önce çok şükür işlerimizi %95 oranında bitirdik. Binlerce ağacın temizliği, onların piyasaya arzı ve bu sürede eş zamanlı olarak arazilerin gerek makine toprak işlemesinin yapılması, gerekse bu sahalarda yine buranın orijine uygun ağaçlardan toplanmış tohumlarla bu alanların tekrar ormanlaştırması ile ilgili çalışmalarımız 8 aydır aralıksız devam etti. İnşallah önümüzdeki Kasım ayında da kalan yaklaşık 700 hektar civarında bir alan kaldı, onu da ifade etmiş olayım. Kalan miktarını da sonbaharda inşallah hepsini tamamlamış olacağız. Yasa dışı geçişler ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla Van-İran sınırında yapımına başlanan güvenlik duvarının 40 kilometresi tamamlandı. Duvar sınırdan olası terörist sızmalarını engelleyecek. Komşu ülke İran'la en uzun sınıra sahip Van'da duvar yapım çalışması hızlandı. Duvarın bu yıl hedeflenen uzunluğu 134 kilometre. Geçen yıl yapımına başlanan inşaatın 40 kilometresi tamamlandı. Geçen sene 64 kilometrelik modüler beton duvarımızın ihalesi yapılmıştı. Şimdi geri kalan 90 kilometrelik Kapıköy'e kadar olan kısmının da bayramdan sonra Ağrı sınırından Kapıköy'e kadar olan 134 kilometrelik hatın tümünde inşaat çalışmalarına başlanacak. Güvenlik duvarının tamamlanmasının ardından Van'ın İran sınırı tamamen kontrol altına alınmış olacak. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez çalışmalar hakkında bilgi verdi. 7 etap şeklinde çalışmalar yürütülecek. Bir 40 kilometre kadar duvarımız örüldü. Onun bu sene çelik jileti tel çekilecek, yolları yapılacak. Bir de bölgede yapılan optik kulelerimiz var. Onların elektrik işlemleri için kışın ihale ettik. Onlar da baharla birlikte inşallah devreye girecek. Vali Bilmez, güvenlik duvarı inşaatının en hızlı şekilde tamamlanacağını söyledi. Geriye 160 kilometremiz kalır. O da ihale edilirse Van sınırının tümü ihale edilmiş olur. Ve birkaç yıl içinde bu duvarın tamamıyla bitirmeyi hedefliyoruz. Duvar sayesinde teröristlerin sızma girişimi, kaçakçılık faaliyetleriyle yasa dışı geçişlerin önlenmesi amaçlanıyor. İnşaat sezonu sınır bölgesinde hala açılamadı. Hala yer yer birkaç metrelik kar olan yerlerimiz var. Biz bayramdan sonra bütün ekiplerimizin başlayabileceğini öngörüyoruz. Firmalarımızla temas kurduk. Onlar şantiyelerini Ramazan ayı içinde aktif hale getirecekler. İnşallah Ramazan'dan sonra tamamıyla aktif bir şekilde duvar imalatına ve montajına başlayacaklar. Siirt'e gidiyoruz. Yaklaşık 8 kilometre uzunluğunda olan Köprüçay Kanyonu Siirt'in Pervari ilçesinde bulunuyor. Eşsiz bitki türleri ve dik yamaçlarıyla ilkbahar renklerine bürünen kanyon ziyaretçilerini bekliyor. Artık terör yok, huzur var. Yaklaşık 8 kilometre uzunluğu ve eşsiz güzelliğiyle Siirt'in Pervari ilçesinde bulunan Köprüçay Kanyonu ilkbahar renklerine büründü. Belki de dünyanın en güzel kanyonlarından biri burası. Su sesi o kadar güzel yankılanıyor ki bu kanyondan dolayı. Turistlerin gelip burayı görmesi lazım, burayı keşfetmesi lazım.
Köprüçay Köyü Muhtarı Şükrü Koçak, köylerinde yer alan kanyonun görülmeye değer fakat az insan tarafından bilinen bir yer olduğunu söyledi. Bölgede güvenlik sorununun bulunmadığını ve huzurun hakim olduğunu ifade eden Koçak, herkesi bu kanyonu görmeye beklediklerini dile getirdi. Allah'a çok şükür bu senede kaç senedir güvenlidir. Yine hiç kimse gelip de buradan baktığında olmadılar. Biz gelip bakmasını istiyoruz, tanıtmasını istiyoruz. Tabii huzur vardır. Köy sakinleri dinlenmek ve piknik yapmak amacıyla ziyaret edilen kanyonun turizme kazandırılmasını istiyor. Bu dere çok güzel bir deredir. Yani piknik amacıyla herkesi tavsiye ederim. Su da ta Harekul'un dibinden geliyor. Su da çok güzeldir. Huzur çok şükür eskiden sıkıntılıydı ama şu an hiç sıkıntı yok. Herkes gelebilir. Erikli Deresi müthiş bir yer, güzel bir yer. Belki de dünyanın en güzel kanyonlarından biri burası. Turistlerin gelip burayı görmesi lazım, burayı keşfetmesi lazım. Dik yamaçları ve eşsiz manzarasıyla doğa harikası olan kanyon, doğa sever ve fotoğraf tutkunlarını bekliyor. Doğanın bir rengi bu kanyonlarda bulunuyor. Yani doğa severler de buraya gelip fotoğraf severler olsun, turistler olsun, şehir dilimizin bu güzel doğallıklarını herkesin görmesi gerekiyor. Fırat Nehri kıyısında 1800 yıllık askeri gözetleme kulesi tespit edildi. Kulenin kalıntıları bir çoban tarafından Adıyaman'ın Gergel ilçesinde bulundu. Keşfettik burayı, Adıyaman müdürlüğüne haber verdik, müze müdürlüğüne. Onlar geldi, keşfetti, hani askeri bir kale olduğunu söylediler. Adıyaman'da tarihi gözetleme kulesi keşfedildi. Yapı, Gerger ilçesi Konacık köyü kırsalındaki Fırat Nehri kıyısında hayvanlarını otlatan bir çoban tarafından bulundu. Burada bir kalenin varlığıyla ilgili bize bildirimde bulundular. Bu kale büyük bir kale yapısı olarak karşımıza çıkıyor ve bu da dönemin Fırat kenarında yapılmış olan sınır kalesi olarak nitelendiriyor. Çünkü geçmişten günümüze doğru Fırat'ın kenarında sarma amaçlı sınır kaleleri yapılmıştı. Bölgeye giden Adıyaman Müzesi ekipleri inceleme yaptı. Taşlardan numune alındı. Araştırmalar sonucu kalıntıların 1800 yıllık olduğu tespit edildi. Müzeden arkadaşlarla burada bir kalenin var olduğunu bize bildirmişlerdi. Birlikte geldik. Orta Çağ dönemi mimari malzeme inşa tekniklerini gösteriyor. Ayrıca burada çok sayıda mozaiğin olması da burada belli bir yerleşimin olduğunu bize göstermekte. Buraya gelip yaptığımız inceleme sonucunda muhtemelen ilk evresi 1. yüzyıl ve günümüze gelen duvarları ise Orta Çağ'a ait olan bir kale yapısı tespit ettik. Yapının Orta Çağ döneminde kullanılan askeri gözetleme kulesi olduğunu belirleyen ekipler tescil çalışmalarına başladı. Bu alanı arşivimizde yaptığımız inceleme sonucu tescilli olmadığını gördük ve burayı tescile sunacağız. Tescillikten sonra koruma altına alınacak. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, bölgenin tarihi açıdan zengin bir kent olduğunu söyledi. Efendim, bu haberle birlikte gün ortasını burada noktalıyoruz. Biz ayrılıyoruz. Bugünün hava raporu gelecek şimdi ekranlarınızda. Takip edebilirsiniz. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde Ulusal Kanal ekranlarında yeniden sizlerle birlikte olacağız. Görüşmek dileğiyle. Thank you.
Müzik